Sevgili izleyiciler, mutlu akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla Paradoks'ta sizlerle olan birlikteliğimizde saatlerimiz 22'yi gösterirken başladık. Ekonomiyi konuşacağız ağırlıklı olarak. Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve ekonomist Oğuz Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Türkiye felaketlerle boğuşuyor. Geçtiğimiz hafta yayın yaparken yangından bahsetmiştik. Yangın mı? Cümleleri... Bu hafta selden bahsediyoruz. Cümle felaket kelimesi çıkar, onu aradan çıkarın lütfen. Çıkardım. Bir dizi olumsuzlukla karşı karşıyayız ülkece. Evet, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel olumsuzlukları vardı bu haftada, bugün de. Onlarda da özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne kadar çabuk şeye girdim, olaya girdim. Bir Bartın'da bir dizi olumsuzluk yaşadık. Evet, bir dizi felaketi hemen attık. Ya. Hemen atıyoruz. Rütük var yani, üst tarafta rütük var. Bakıyorlar, inceliyorlar öyle kelimeler öyle... Cumhurbaşkanımız dedi ya, demokrasimiz ve özgürlüklerde dünyaya örnek ülkeyiz. Dünyaya örnek bir demokrasimiz ve dünyaya örnek bir özgürlüğümüz var. Böyle bir ülkede öyle kelimeleri rastgele kullanamazsınız Deniz Bey. Yani gazeteci olsanız da kullanamazsınız. Kullanamazsınız. Haber yani verme niyetiyle de olsa olmaz. Evet. Dolayısıyla öğreniyoruz ama. Öğrenmemiz zamanla lazım. Hep beraber öğrenmemiz lazım. Daha deneyimli arkadaşlar, yanlış bir şey söylediğimizde bizi uyarsınlar. Geldiğimiz nokta bu yani. Evet. Mesela işsizlik var diyebilecek miyiz bu akşam? Onda bir sorun yok ama. Şu an için gözükmüyor. Orada şey dedi. MÜSİAD Başkanı ne dedi? MÜSİAD Başkanı dedi ki İşsizlik yok değil. İş var. İş var dedi. Hatta kalifiyeyi bırakın dedi. Kalifiye olmayan insan bile, yani kalifiye olmayan işçi bile bulamıyoruz dedi. Bulamadıklarını söylüyor dedi arkadaşlar. MÜSİAD üyeleri ilan edelim. Eğer işsiz kalanlar varsa, iş arayanlar varsa İŞKUR'a gitmesinler. Şehirlerinde eğer MÜSİAD başkanlığı varsa, bir de ATO başkanı da söyledi. ATO başkanı da söyledi. MÜSİAD başkanı da söyledi. Bugün de ATO başkanı. ATO başkanı söyledi. Ama ATO sadece Ankara'da buradan ilan edelim. TÜİK bir işsizlik şeyi açıkladı. Gerçekten işsizlik düşmüş falan filan şey yapmış ama biz rakamlara bakmayalım. İş ihtiyacı olan, iş arayan kişiler bulundukları şehirlerdeki MÜSİAD şubelerine, İstanbul'da başkanlığına, Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de bilmem nerede MÜSİAD şubelerinin önüne gitsinler ve iş istesinler. Öyle boşuna şey konuşma olmasın. Hani ne diyorlar? Yani sözü söylerken yukarıdan bir süzgeçle gelsin. Bak biz yukarıdan nasıl süzgeç geçiriyoruz? Niye? Yukarıda TÜİK var. Şey RTÜK var. TÜİK şeyleri açık. Bir de Merkez Bankası var. Hepsi birbirinden hala mükemmel. Ama bu çağrımızı yapalım. Yani iş arayanlar, iş ihtiyacı olanlar lütfen MÜSİAD şubelerinin önüne gitsinler. MÜSİAD'dan iş istesinler. MÜSİAD Başkanı açık açık ilan etti. İşçi bulamıyoruz dedi. Ama peki bulamıyorlarsa... Bir şey söyleyeceğim. Yani gittim mesela, ben iş arayan bir üniversite mezunuyum. Sizi dinledim bu akşam. Yarın da sabah aldım ilk şey, koşa MÜSİAD'ın önünde sıraya girdim. Çünkü sıra olacak yani ülkede işsiz sayısı her ne kadar bulamıyorlarmış düşüyor olsa da, hani memlekette ne kadar işsiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bulurlar. Derim ki ben üniversite mezunuyum, işte mühendisim, şunu okudum, bunu okudum. Bana iş verin derim. Veririz derler. Vermeyiz demezler. Ama ne kadar maaş verirler? Zaten sorun orada. Asgari ücret. Hatta MÜSİAD, eğer MÜSİAD üyeleri asgari ücret veriyorsa da şükredin. Onu da şükredin. Altında verebilirler mi? Yani biliyorsunuz Anadolu'da birçok şeyde biliyoruz. Yani birçok insanın banka hesabına asgari ücret yatırılıyor ama işveren sonra onun bir kısmını elden geri alıyor. Ben onu görmüştüm. Elden bile geri almıyor, biliyor musunuz? İbrahim Bey, daha kötü bir şey var. Banka hesapları açılıyor işçilere. Banka kartları toplanıyor. Toplanıyor. Yani şeye de, şansa da bırakmıyor. Mesela işçi çünkü maaşı alıp vermeyip kaçar gider diye, onu da şansa bırakmıyor. Gidiyor karttan kendi çekiyor muhasebe işte ekibi. Oradan ödenmesi gerekeni ödüyorlar. Bunu bizzat şahit olmasam, hani dedikodu diye anlatmam ama bizzat hani
şahit olduğum için bir ilimizde, tekstille ünlü bir ilimizde bizzat şahit olmuş. Bir söylemeyeyim neresi olduğunu. Ama bu yaygın bir yaygın bir uygulama. Yasal değil, ahlaki hiç değil. Zaten Türkiye'de ahlak aramayın. Yani kamusal ahlak üzerinden bahsediyorum. Kamusal ahlak hiç önemli değil. Bir küçük bir şey anlatmak istiyorum. Mesela kamusal ahlakla ilgili söyleyeceğim. İşte birçok din şeyleri, dinle ilgili kişilerin sözlerini görürsünüz. İşte kızların bir saç deline takarlar, yürüyüşüne takarlar, giyimine takarlar. Ama bir tanesi bir ihaleye bakmaz. Bir ihaleye bakmaz. Bugün yazımda bahsettiğim şey, Ayla'nın bir saç teline takarlar, Leyla'nın yürüyüşüne bakarlar ama Sürat Kargo'yu satışa çıkarmış TMSF. Bir ay süre vermiş, onun da yarısı tatil, 13 iş günü var. Aslında cümle alem biliyor kimin alacağını, paket yapmışlar, kimin alacağını herkes biliyor. 2021 yılında beklenen kar 120 milyon, belirlenen fiyat 325 milyon muammer bedel. Burada bahsetmiştik ufak bir daha önce. Hem de çok taze kurulmuş bir şirketten bahsediyoruz. Taze kurulmuş bir şirket. Kimin alacağını ismi aslında çevrede herkes biliyordu. Bacadan girmiş arkadaş, İbrahim Bacacı kurmuş. Ney var? Ensar Vakfı ile ilişkili, TÜKVA, AK Parti'nin şeyleriyle ilişkili. 3-5 yıl önce, 5-6 yıl önce sıradan bir arabayla dolaşabilen, yani senin benim gibi bir sıradan bir vatandaş. 325 milyon Muhammed bedelli şirketi 335 milyon liraya alıyor. Ama kimse Ayla'nın bir saç teline bakan, Leyla'nın yürüyüşüne bakan o din dünyası, bir ihalenin kaç milyar dolaştığını, kaç milyon dolaştığını, bu satışın böyle olup olmayacağını, ne dedik Kurtköy Akyazı bölümünde, Cengiz'le Lima ek işletme süresi vermişler. Yani demişler ki Cengiz'le Lima, Cengiz her yerde ya, Cengiz'le Lima demişler ki alın size 4 milyar dolar daha ek ihale sonrası. İhaleyi alıyorsun, giriyorsun, ihaleyi alıyorsun, diyorsun ki ben burayı bu kadar sürede işleteceğim, bu kadar sürede hazine garantisi ve para var, bu paraya bu kadar sürede ben bu işi işletirim. Alıyorsun, 7 yıl daha 4 milyar dolar yapıyor, el şeyden havadan veriyorsun. Ama bizim bu din dünyasının bu bir saç teliyle, bir başörtüsüyle, bir bilmem neyle bu kadar haşır neşir olan din dünyası, hocalar, imamlar, bilmem neler, bir tane iş görmezler, bunları görmezler. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Üç maymun mu diyorlar buna? Hı. Maymunun ta alası, daniskası. Yani böyle bir dünya, böyle bir ülke, böyle bir Türkiye gerçeği. Şimdi bu Türkiye gerçeğinde gel de işin içinden çık işte. Gel de bir şeyleri izah et. Yani oldukça zorlanıyor. Evet. Onun için insanca yaşam için kamusal ahlak gerekli. Kamusal ahlak ve vicdan özellikle çok önemli. Bu açıdan da müsiyatta umarım bu ahlak, kamusal ahlak konusunda bir kırıntı vardır diye umuyorum. Kendilerine gelecek, iş başvurusunda bulunacak, işsiz kalmış insanlarla o kamusal ahlak konusunda umarım küçük bir örnek sergilerler, başarı gösterirler. Öyle ağızdan laf çıktı diye herhalde hesabı, her lafında bir sonucu, bir yükümlülüğü olması gerekiyor. O zaman hiç vakit kaybetmeden işsizlik konusuna girelim. İşsizlik rakamları zaten çıkamıyoruz. Ama TÜİK üzerinden de biraz konuşabiliriz. Bir tane grafiğimiz var aslında. TÜİK'in ne yaptığını, hani o kamusal ahlaktan bahsediyor ya İbrahim Bey. Evet. Yani kamusal ahlak sadece kamusal alanda konuşmalarla ilgili değil. Aslında kurumların bir ahlakı, yani hukuku var. Biz o kurumları niye kuruyoruz? Bizim adımıza, bizim bilmek istediğimiz ve yarın bir gün bizim için yapılması gereken işlere ışık tutsun diye tutuyoruz. Değil mi? Yani Türkiye İstatistik Kurumu, Radyo Televizyon Üst Kurumu, kurumu galiba. Biz işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TMSF, bütün bunlar bizim
vergilerimiz de bizim için çalışması gereken kuruluşlar. Bakın bir tane grafiğimiz var. İş gücü istatistikleri milyon diye geçiyor. Ne kadar enteresan bir grafik olduğunu ekrana yansıdığında göreceğiz. Evet. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Türkiye'de işsiz sayısıyla, yani TÜİK'in açıkladığı resmi işsiz sayısıyla Türkiye'de yine TÜİK'in açıkladığı istihdam sayısı. Şimdi normal şartlar altında ne bekleriz biz? Yani, değil mi? İstihdam arttığı zaman ne olması gerekir? İşsiz sayısı düşüyor. Değil mi? Ama bu grafikler sanki hep böyle beraber ilerliyormuş gibi. Yani son ay hariç, evet. Beraber düşüyorlar, beraber çıkıyorlar, beraber iniyorlar, beraber çıkıyorlar. Şimdi mantık şunu diyor, diyor ki mantık, bir ülkede istihdam arttığı zaman işsiz sayısı azalır. Şimdi bakalım 2020'nin birinci ayı, ikinci, üçüncü, ilk dört ayı ne olmuş? İşsiz sayısı düşmüş, istihdam da düşmüş. Aslında bir mucizeden bahsediyoruz. Yani anlatıyorum hani şimdi hani bu anlatırken ben şaka gibi geliyor. Ama ben hiç iktisatçı olmaya gerek yok. Şimdi bir daha beraber değerlendirelim. Evet. Bakın tekrar soruyorum. Bir ülkede istihdam artıyorsa işsiz sayısının ne olması beklenir? Düşmesi beklenir. Gerekiyor. Değil mi yani mantıklı olarak? Şimdi grafiklere baktığımızda da şöyle bir tablo var. İkisi birden aşağı inmiş. Bu da şunu diyor, ikisi birden düşüyor. Anca beraber, kanca beraber demiş. Şey gibi, beraber yürüdüler bu yollarda. Beraber yürüyorlar. Evet. Sonra beraber ıslandılar yağan yağmurda. Yani gördüğünüz üzere yukarı doğru çıkmış. İkisi birden evet. Beraber. Sonra yeniden aşağı, sonra yukarı. Ne zaman mantıklı bir şey olmuş? Bu ay. Orada da acayip mantıksızlıklar var. Anlatınca göreceksiniz. Bir tane daha grafimiz var buna benzer. O da yüzde. Yüzde olarak olan grafimizi de alalım. Pandeminin başından beri biz ne diyoruz hep İbrahim Bey? DİSK bu işin öncülüğünde DİSK yaptı. Bir kere onlara da teşekkür edelim. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu normal şartlar altında geniş tanımlı işsizlik diye bir veri yayınlamıyordu. Öyle değil mi? Evet. DİSK ne yapıyordu? TÜİK'in yayınladığı verileri topluyordu, derliyordu. Biz de el yordamıyla yapıyorduk ama bunu kurumsal bir şekilde devrimci iş sendikaları, konfederasyonu her ay diyordu ki TÜİK'in yayınladığı rakamlara göre Türkiye'de gerçek işsizlik, geniş tanımlı işsizlik şu kadardır diyordu. Şimdi bakın burada da ne var biliyor musunuz bu grafikte de? Geniş tanımlı işsizlikle istihdam arasındaki ilişki. Ne dedik demin? Mantıklı olan biri inerken diğerinin artmasıdır. Yani ters orantılı ilişki. Bakın neden geniş tanımlı işsizlik önemli fark ediyor musunuz? O inerken o çıkıyor. İstihdam düşerken geniş tanımlı işsizliğimiz çıkıyor. Niye? Çünkü TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumumuz... Gizliyor kardeşim, gizliyor. O gizliyor diyor. Ben daha teknik olarak şunu söyleyeceğim. Türkiye İstatistik Kurumu'nda diyor ki iş aramayan işsiz değildir diyor. Ya tamam dünyanın her yerinde böyle de şimdi bunun da bir pratiği var. O zaman şimdi dünyanın her yerinde iş aramayan işsiz sayılmaz. Ama Türkiye'deki fark nedir? Türkiye'deki fark siz eğer işsizlik oranı düşsün istiyorsanız iş arayıp aramadığından bağımsız olarak birilerini iş aramıyor zaten bu deyip kenara çıkarabilirsiniz. Bunun da şimdi o komedi de şurada bu ay. Şimdi bu ay işte 600 küsür bin iş yarattı bir ayda Türkiye ekonomisi. Bir ayda. O mevsim etkilerinden arındırılmamışı 823 bin. Yok istihdam 1.386.000. Artmış. 1,5 milyona yakın. Yani mevsim etkisi. Mevsim etkisini arındırırsak 600 küsür bin iş yaratmış Türkiye. Tamam. Bir ayda. Mayıs'tan Haziran'a. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam evet, Mayıs ayında kapalıydı ülke pandemi yüzünden. Biraz Haziran'da kısmi açılma başladı. Kısmi açılma? Bayağı kısmi açıldık. Evet. Ondan sonra Temmuz'da da tamamen açıldık. Haziran'da kısmi açılmanın etkisi. Temmuz'da da tam açılacağız diye önden istihdam yapmış olabilir firmalar. Doğru, mantıklı. Bence olabilir. Peki hani bu şu demek ya, pandemi döneminde TÜİK bize diyordu ki insanlar iş aramaktan vazgeçiyor. Ben ne yapayım? O yüzden de hem istihdam düşüyor hem işsizlik düşüyor diyordu. Yani TÜİK bize bunu söylüyordu. Şimdi yani o günkü pandemi de bugünkü pandemi değil mi? 600 bin yeni iş yaratılıyor. Bu şu demek, demek ki insanlar umutlanıyor. Demek ki insanlar ya evet açılıyor ekonomi, sadece işletmeler bundan mutlu değil ki. İşsiz gezen vatandaş da mutlu. Diyor ki açılacak. Oteller açılacak, ben otelde işe girebilirim. Restoranlar açılacak, ben restoranda işe girebilirim. İşte seyahat acentaları açılacak, ben oralarda işe girebilirim. Uçaklar kalkmaya başlayacak, ben oralarda çalışmayabilirim. Değil mi? Bir sürü şey düşünüyor çalışan da. O zaman ne yapıyor? Diyor ki bu ay iş çıkabilir bana diyor. İş
arama umudunu yitirenler aslında yeniden iş arama umuduna sahip olmaları gerekir. Teorik olarak gene söylüyorum bunu. Ne mantık bunu söylemiyor mu? Mantık kalmadı. TÜİK yine diyor ki 222 bin vatandaş diyor iş aramaktan umudunu kesti gene diyor. Ne yapıyor? Sürekli iş gücünü küçültüyor. İstihdam yaratılıyor. İşsiz sayısı küçülüyor. Dolayısıyla hem taban küçülüyor hem pay... Şimdi bu şey matematik sorusu. Gerçi şimdi üniversite sınav sonuçlarını düşününce zor bir soru olacak ama. Ha, yani bir oranın hem payı hem paydası küçülüyorsa o oran küçülür. Anlatabiliyor muyum? Yani TÜİK de bu matematiği gayet güzel çözdüğü ve bildiği için diyor ki ben payı da küçülteyim, paydayı da küçülteyim. Oranda %10.2'ye yaz. Daha kötü, daha komik bir şey, enteresan bir şey bu. Bakın %10.2 bizim pandemiden önceki işsizlik oranımızdan daha düşük bir oran. Yani bir önceki grafikte o rakamlar var. Bir önceki grafiğe bir daha dönebilir miyiz? Bakın 2020'nin ocağı pandemi var mıydı? Yoktu değil mi? Ha, ocakta yok. Evet. Ama mevsim etkisinde bu mevsim etkisinden arındırılmamış hocam. Evet, bu. Evet. Dolayısıyla normal ocakta istihdam ocak ayında hani tarım, turizm gibi yerlerde çalışan olmadığı için 27 milyon. Aynı şeyin 2021'in ocağına baktığınızda daha düşük, bakın farkındaysanız. Ama haziranlara dönüp baktığınızda 2 milyona yakın iş yaratılmış. Daha ötesi, haklısınız. Ama bir taraftan da şu var. Türkiye ekonomisi yıllardır iş yaratamayan, belirli bir miktarda istihdamı aşamayan ekonomi pandemi döneminde, pandemiye rağmen neredeyse 1 milyon iş yaratmış. Şimdi geçen sene Haziran'dan bu sene Haziran'ı karşılaştırdığımızda 2 milyon. Pandemi öncesine baktığımızda 1 milyon iş yaratmış. Aynı, hani siz dediniz ya mevsim etkileri. Tamam, aynı mevsim etkileri Almanya'da yok mu? Var. Almanya'da rakamlar nasıl? Ocak'la Haziran'ı karşılaştırırsanız geçen sene ocağıyla 400 bin iş kaybı var Almanya'da. Yani şimdi ben bir Alman olsam, Almanyalı olsam ben kıskanırım tabii Türkiye'yi kıskanılacak. Çatlarım ben orada. Oturduğum yerde kıskançlıktan çatlarım. Derim ki Türkiye gibi bir ülke pandemiye rağmen 1 milyon iş yaratmış. Aslanlar rekor gibi seviyede, rekor büyümüş. Seviyede büyümüş. Büyümeler, yani mucizeler yaratmış. Merkel istifa diye bağırırım ben. Orada bir de bağırmak da serbest. Direkt derim ki Merkel istifa. 400 bin oy kaybettin. 400 bin iş kaybettin sen Merkel. Bu nasıl pandemi yönetimi derim. Ya bir de bu bahsettiğimiz ülke milyarlarca euro destek verdi vatandaşına. Evet. Milyarlarca euro. Yani hiç yoksa 4-500 milyar euro yakın bir şeyden bahsediyoruz. Yaratılışta onların desteklerinden bahsediyoruz. Yani biz öyle güçlü bir yol aldık ki pandemide. Hem istihdam yarattık hem destek vermedik. Hepsini bir arada. Ya bundan iyisi. Şimdi hocam şöyle bir şey şey yapayım. Mevsim etkilerinden arındırılmamış. Yani mevsim etkisinden arındırılmadığı için bunun anlamını seyircilerimize şöyle ifade edeyim. Mesela Ocak ayında tarımda çalışan sayısı birçok insan evinde oturuyor. İşte Ocak ayında turizmde birçok çalışan evinde oturuyor. Dolayısıyla kış aylarında istihdam tarım ve turizm gibi alanlardan dolayı istihdam çalışan sayısı düşük oluyor. Haziran, Temmuz çalışanların en yüksek olduğu aylardır aşağı yukarı. İşte tarımda insanlar tarlada hasatta, fındıktı, şuydu buydu, çaydı, şeydi. Turizm en yüksek olduğu dönem. Bundan 3 yıl öncesine gidiyorum. Onun için aynı aya gideceğim. 3 yıl önce, yani 2018 Haziran kriz öncesi ay olduğu için, Haziran, Temmuz henüz reel kriz sert düşüş olmadan önceki olduğu için söylüyorum. 3 yıl önce Haziran ayında 15 yaş üstü nüfus 60.626.000, şimdi 63.659.000. 3 milyon artmış. 3.033.000 artmış. 3 yıl önce Haziran ayında çalışan sayısı 29.128.000. Şu anda çalışan sayısı, bu rekora rağmen hocam tablonuz burada, evet. 29.227.000. Sadece 99 bin kişi artmış 3 yıl sonra. Nüfus 3 milyon 33 bin artıyor. Çalışabilir çağdaki nüfus. Çalışabilir çağdaki nüfusun da yaklaşık yarısı iş gücü piyasasına giriyor. Diğer yarısı üniversite,
ev kadını şu bir filan böyle şeyler eldiği için üniversitelere de fazla giremediği için orada da işi hallediyoruz işte barajı düşüreceğiz şeyi filan. O felaketi de siz söylersiniz hocam. Ama şunu söyleyeyim. 3 yılda Türkiye bakın bu yıl %7 filan büyüyeceğiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yılın ilk yarısının ikinci çeyreğinde baz etkisiyle %20 ama ilk yarıyı da toplam daha önceki de büyümeleri de eklediğiniz zaman zaten 2018'den sonra 19-20'de yok sıfır küsür yok bir küsür büyümeler vardı. Toplamda %3-4 büyüme var yani yine şeye göre 2018'e göre. Bu yılın büyümesini de ekleyeceksin bu şeyle. Büyüme %10-15'ler büyüme gözüküyor. 2018'e göre çalışan sayısı aynı. 3 yıl önceye göre çalışan sayısı aynı. Çalışan sayısı aynıysa 3 milyon nüfus artmış. 15 yaş üstü nüfus artmış. 3 yıl önce 3 milyon 300 bin olan işsiz sayısı şu anda da 3 milyon 388 bin. Nerede peki bu 3 milyon insan? Ya onu soracaktım. Hocam şu 3 milyon 33 bin nereye gitti? 3 milyon insan nereye gitti? Şimdi bunu sormamız lazım. Umudunu kesti. 3 milyon 33 bin kişi nereye gitti? Söyleyelim. 3 yıl önce Haziran ayında çalışan sayısı 29 milyon 128 bin ama 15 yaş üstü nüfus 60 milyon 626 bin. İşsiz sayısı 3 milyon 326. Şimdi de 3 milyon 380 bin. 100 bin fark ediyor. Işte. Yani 100 bin fark ediyor aşağı yukarı. 3 milyon 33 bin çalışabilir çağa gelmiş 3 yılda artan nüfus nereye gitti? Bu ne oldu? Bu nüfus ne oldu? Ha, şimdi şey tersten hesaplayalım. Eğer biz Türkiye'nin normalde yani artan nüfusun çalışma çağına gelen nüfusun %52-53'ü çalışma hayatına giriyor olsaydı bugün işsiz sayısı 3 milyon 380 bin değil tarım, turizm hepsi faaliyete geçmesine rağmen 3 milyon 388 3, 380 bin değil bugün Türkiye'nin dar tanımlı gerçek işsiz sayısı 4 milyon 900 bin. Zaten bugün Türkiye'nin aslında dar tanımlı gerçek işsiz sayısı 4 milyon 900 bindir. Öyle değil mi? Öyle. Yani baktığınız zaman 2 milyon. Evet. Yani aşağı yukarı TÜİK biraz önce Oğuz hocamın bahsettiği ya iş aramıyorsun sen ya. Müsiyat başkanına mı inanmayacaksın ya? İş aramıyorsun siz ya. İş, sen arkadaşlar iş aramıyorsun. Sen iş aramıyorsun. 1 milyon 600 bin kişiyi buhar ettik. İş aramıyor diye buhar ettik gitti. 3 milyon 33 bin kişinin %53'ü 1 milyon 600 bin kişi gitti. Yani diğer geri kalanlar şey iş aramayan zaten işte öğrenci ev hanımı filan diye şey yapıyoruz. Ama 1 milyon 600 bin kişi işsiz sayılmıyor. Onun için 3 yıl önce 3 milyon artan nüfusa rağmen işsizlik oranı 10.25 iken 3 yıl sonra 3 milyon nüfus artıyor. İşsizlik oranı yine 10.37. Şimdi aşağı yukarı bugün, aynı. Bugün akşam üzeri de kağıt üzerinde cennet yaratıyoruz hocam pardon. Evet. Kağıt üzerinde cennet yaratıyoruz. Ama bu cennet kağıt üzerinde. Gerçek cehennem. O başka. Ama onlar için de söylüyorum adres müsiat şubelerine gitsinler. Herkes müsiat şubelerinin İstanbul'da müsiat merkez, Anadolu'daki diğer illerde müsiat şubelerinin önüne gitsinler ve iş istesinler. Çünkü müsiat başkanı işçi bulamıyoruz siz dedi. Siz şey hatırlıyor musunuz mesela geçmişten beri basında da takip ediyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun üst üste kamuoyuna açıklama yaptığı dönemler hatırlıyor musunuz? Ben çok hatırlamıyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklardı. Onun dışında bir şey yapmadı. Yani sessiz sakin bir kurum. Evet. Yani kimse bakmaz. Eskiden de Devlet İstatistik Enstitüsü'ydü. İşte geçen ay bir açıklama yaptılar hatırlıyorsunuz. Neden bunu söylüyorum? Yani şimdi yeni bir açıklama daha yapmışlar bugün akşam. Evet bugün bir açıklama gördünüz mü? Akşam üstü diyor ki kamuoyuna açıklama. Biz diyor Avrupa Birliği ve yani söyleyelim bunu da Avrupa Birliği İstatistik Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmelerde TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin uluslararası norm ve standartlara uygunluğu teyit edilmektedir. Yani Türkiye İstatistik Kurumu galiba şunu bizim anlatmaya çalıştığımız şeyin şu olduğunu anlamıyor. Senin metodolojinde bir sorun yok. Senin olaya bakış açında bir sorun var. Yani çok kolay hareketler var. Bir diğer ekleme daha yapıyor. Ayrıca kurumumuzda son dönemde yaşanan görev değişiklikleri ilgili mevzuat ve liyakat çerçevesinde gerçekleşen bürokratik işlemlerdir.
Neden böyle bir açıklama yapmaya gerek duyuyor ki Türkiye İstatistik ya Kurumu? Ya son iki yıldır özellikle Türkiye İstatistik Kurumu burada çok önemli bir noktaya çıktı. Diğer kurumlarda da çok fazla var. Hallaç pamuğu gibi atıldı. Genel işte ne deniliyor başkanına, TÜİK başkanına? TÜİK başkanı deniyor. TÜİK başkanı deniyor. Vekaleten atanıyor. Başkan. Şimdi asaleten atanmayla görevden alma farklılaşıyor. Vekaleten evet. Atanıyor. İşte vekalet olanı asaleten atıyor, bir daha yazı geliyor. Bir daha sürekli günler. Sürekli bölge müdürleri yer değişiyor, bilmem neler değişiyor, görevden alınıyor, yardımcılar. Yani darmadağın olmuş. Zaten bir ülkeyi, hep Türkiye'de ekonomiyle ilgili söylüyorlar ya, hep hükümet söyleyeceğim, hükümet değil ama Cumhurbaşkanlığı kabinesi, işte dış güçler saldırıyor, dış güçler saldırıyor. Yani hangi dış güç saldırıyor? Amerika'sı, Avrupa'sı sana demiş ki mültecileri tut, benden de sana para. Amerika'da demiş ki Afganlar Türkiye'ye gelsin, Amerika'nın bir eyaleti gibi olduk. Afganlar Türkiye'ye gelsin, Türkiye'de kalsınlar, Türkiye'ye para. Cumhurbaşkanımız da ne dedi? Finansal olarak bunu yönetiyoruz. Türkiye güvenli kapı. Evet. Milli Savunma Bakanlığımız Akdeniz'de, Ege'de Afganlı yakalıyor. Doğu'da şeyi yok, Doğu'da yakalamıyor. Bir yere gidiyoruz ama bu nereye gittiğimizi parantez içerisinde söyleyeceğim. O gittiğimiz yer yönetilmeyen bir ülke noktasındayız. Yönetilemiyoruz, yönetilmeyen ülke noktasındayız. Bütün bunların sonucu nereden geliyor? İşte kurumlar. Bir kurumu içeriden nasıl çökertirsin? Bir devleti dışarıdan yıkmak zordur. İçeriden yıkarsın. İçeriden de devletin kadrolarında olanlar içeriden bu işi yaparlar. Yoksa muhalefet Meral Akşener dün Sivas'ta işte evet. Bir kadın bağırıyor, o kadın buraya giremez, gelemez, Sivas'a giremez. Bunu bağırdığı zaman bu ne demek biliyor musun? Türkiye'de yönetim tek yerdedir, demokrasi gitmiştir, Kuzey Kore modeline gelmiştir. Bu ne demek? Aslında o kadın Meral Akşener'i Sivas'a sokmamaya çalışmıyor. Kendi evladını kovuyor. Niye? Kendi evladının geleceğini karartıyor. Kendi evladına karanlık bir ülke düşünüyor. Niye? Demokrasinin olmadığı, kurumların çalışmadığı, muhalefetin, alternatif yönetimin, farklı modeller gelecek, şeyler gelecek. Bunları çalıştırmadığın zaman o ülkede demokrasi olmaz. Demokrasi olmadığı zaman, öngörülebilir olmadığı zaman yatırım olmaz. Sermaye gelmez, bir şey gelmez. Ondan sonra evladına karanlık bir gelecek, karanlık bir ülke. Birçok insan bunu bilmiyor. Aslında bu tutkuları, bu siyasi tutkuları, bu aşkları evlatlarının ödeyeceği büyük bir faturaya yol açıyor. Büyük bir fatura. O faturayı evlatları ödeyecek, gençler ödeyecek. İşte onun bir örneği. Evet. Bu kurumların gitmesi, etmesi hep evlatlarımıza, çocuklarımıza bırakacağımız karanlık bir geleceğin işaretleridir. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açıklamaları var tam da konuştuğumuz konuya ilişkin. Özellikle işsizlik rakamları yaklaşık 2-2,5 puan daha düştü diyor. Bu da neyi gösteriyor bize? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor. Aynı zamanda bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız %7'lik seviye. Yılı gayet iyi bir seviyede kapatacağımızın göstergesidir diyor. Burada da büyümeye vurgu yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne söylemek istersiniz? Ben bir cümleyle bitireyim. Biraz önce söylediğim şeyi tekrar edeceğim. 2018 Haziran seviyesine anca gelmişiz ve bunu çalışan sayısı olarak söylüyorum ve bunu da başarı olarak satıyoruz. Afiyet olsun. Yiyenlere afiyet olsun hocam, buyurun. Yani bu şurada tabloları gösterdik az önce, hani o artarken o azalacak, o azalırken o azalacak. Ya buradaki yani işte basit bir örnek, işte bakın bu ikisi beraber düşmüşler, beraber hani bu şeyde iş gücü istatistikleri de şeye uymuş, müziğe uymuş, beraber yürümüşler bu yollarda. Mesela bir şey daha söyleyeyim, öyle Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylüyor ama sene başında 4 milyon bu senenin Ocak ayında 4 milyon işsizimiz vardı bizim. Şu anda 3.4 milyona inmiş. Doğru mu? Evet. 27.6 milyon çalışan varmış. 28.5 milyona çıkmış. Peki bir tane daha grafiğimiz var. İşsizlik sigortası diye. Orada iki tane önemli şey var. Çok enteresan. Hocam işte o detaylara geldi. Girmeyin ya. Neden? Ya gerçekler olmuyor ama. Gerçekler şu tabloda çok inanılmaz iki şey saklı.
Birincisi ne biliyor musunuz? Birincisi az önce söylediğim 4 milyondan 3.4 milyona inmiş ya işsiz sayısı. Ama İşkur da diyor ki bana diyor Ocak'tan bu yana 600 bin kişiye yakın 564 bin kişi işsizlik maaşı almak için başvurdu diyor. Şimdi işsizlik maaşı almak için kim başvurur? İşte o 1 milyon 600 bin kişiyi buhar ettik ya 3 yılda. Bu arada sizin yaptığınız o 1 milyon 600 bin hesabında siz istihdamın da aynı ölçüde büyüdüğünü varsayıyorsunuz. Bence 3 milyon buhar oldu orada. Ki istihdam yaratamadık ki, yaratsaydık. Ya 1 milyon 600 bin olacak. Ben iyimserim. Yarısını şey yapıyorum. Ben yani, iyimserim. İkincisi ne biliyor musunuz? Bugün dikkatimi çekti. Verilere bakarken arkadaşlarla çalışıyorduk. 2020 pandemiden önce bakın şurada bir sert düşüş var. O evet. Ne biliyor musunuz? Şimdi şu turuncular başvuru sayısı. Yani 1000 üzerinden. Mesela 2019'da işte 2019'un ilk ayında 250 bine yakın başvuru olmuş. Ben şey almak istiyorum diyen, işsizlik maaşı almak istiyorum diyen. İşkur incelemiş. %50'sine demiş ki evet sen benim kriterlerime göre işsizlik maaşı almayı hak ediyorsun demiş. Ve geriye doğru gittiğinizde 2000 pandeminin başladığı süreçten öncesinde geriye doğru gittiğinizde genellikle ortalamada işsizlik sigortası için işsizlik ücreti almak için başvuranların ortalama %50-55'i işsizlik maaşı almayı hak ediyorlarmış. Yani bu rakam 2020'nin 5. ayında sert bir şekilde %9'a kadar düşüyor. 2020'nin Mayıs'ında, 2020'nin Mayıs'ı ne? İyi hatırlayalım. Pandemide tam bizim kapanma. Evlerimize kilitlendiğimiz dönem korkuyla. Bu süre içerisinde işsiz, bu arada işten çıkartma yasağı da var. Birileri işsiz kaldığını iddia ediyor. Başvuruyor. Ama, başvuruyor. Ama şu ortadaki çubuk işte o. O aşağı inen çubuk. Ama İşkur diyor ki hayır. Siz işsiz değilsiniz. Daha doğrusu işsizseniz de beni ilgilendirmiyor. Ben sizin maaş almaya... Gidin ne haliniz yani varsa görün demiş. Sonraki olay asıl hikaye. Tamam orası bir uç nokta. Hani kapanma çok şeydi. O %50'lerde seyreden işsizlik maaşı hak etme onayı pandemide işte 7. aydan itibaren hatta biraz daha sonra 8. aydan itibaren %30'larda kalmaya başlıyor. Ortalaması %30'a düşüyor. Şimdi ülkede ciddi bir işsizlik acısı var. İnsanlar işten çıkartma yasağına rağmen işten çıkartıldıklarını iddia ediyorlar. Bakın burada böyle bir gerçek var. Baktığınız zaman ay ay bu rakamları topladığınızda 1 milyon üstüne insan ediyor. Yani insanlar diyorlar ki işten çıkartma yasağı var diyorsunuz ama biz 1 milyon kişi işsiz kaldık ve işsizlik maaşı almak istiyoruz diyorlar. İşkur bunların değerlendirmesini yapıyor. Belirli kriterleri var. İşte belirli bir süre çalışmış olmak, son 6 ay içerisinde bilmem ne. Bir de işten çıkarılmış olmak var. Hocam çok özür dilerim. İşkur bu değerlendirmeler TÜKVA'dan, TÜRGEV'den filan gelenler kriterini siz baktınız mı? O kriterine bak. O çok önemli. Öyle mi? Tabii en önemli. Çünkü İşkur üzerinden işe girmek, bir bakıma devlet kurumları üzerinden çalışabilmek imtiyazı parti devletlerinde parti üyeliği veya parti yakınlığı gerektiriyor. Biz öyle bir devlet değiliz ki. Biz vakıf yani, devlet. Bununla parti ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in defalarca sokakta karşılaştıkları kaza ara işe girmiş vatandaş, başka bir partiye yakınlığı anlaşılınca hemen işten çıkarıldığı defalarca kamuoyuna yansımış bir ülkeyiz. Dolayısıyla söyleyin onlara ekmek bile yok, su bile yok denilmiş ülkeyiz. Yani başka bir partiye haza az bir şey yakınlık duydunuz veya ya biraz gelir dağılımı bozuldu, biraz gelir dağılımı adaleti olsun, bir sosyal demokrat yapı gelsin filan diye düşündünüz aklınızdan. Ekmek yok işte, söyleyin bakkala. Gelir adaletsizliği burada işte. Evet. Burası gelir adaletsizliği işte. Yani ben 3000 lira 4000 lira maaş alıyordum. İşimden olmuşum. Ve yıllarca para biriktirmişim. Biliyorsunuz pandemi desteklerinin neredeyse büyük bir kısmı nereden ödendi? Bu işsiz kalıp işsizlik ödeneği almak isteyen insanların yıllardır çalıştıkları, didindikleri maaşlarından kesilen paralarla biriktirildi o para. Ondan sonra da götürüldü, dağıtıldı. Kime?
işte kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin. Kim aldı bu parayı? İş, aslında işveren aldı. Evet. Yani burada destek verilen insanlar işçiler değildi. Benim biriktirdiğim parayı bana geri veriyorsanız bu destek değildir zaten de. Benim biriktirdiğim parayı bana versin diye patronuma veriyorsanız bu hiç destek değildir. Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Ama ben. Hazineden para mı bekliyorsunuz hocam? Hazine şeye gitti zaten. Hazineyi Cengiz var, Nihat Özdemir var, Kolim var, Kalyon var. Ya bunlar varken şimdi siz durup hazine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesinden pandemide işsiz kalmış, zorda kalmış çalışana para mı ödenir ya? Şimdi Cengiz'in Rize'de dahi, İkizdere'de dahi taş ocağı için bölgedeki vatandaşlar filan hepsi şey yapılmış. Cengiz Holding mesela şeyden yararlanmış mıdır kısa çalışma ödeneğinden? Gerek yoktur ki. İhtiyacı yok ki. Yani şimdi bence yararlanmıştır. Hocam siz yararlanmıştır. Daha şeysiniz. Şimdi iktisat biliminin en önemli şey, birinci sınıfta ne okutuyorsunuz öğrencilere? Kıt kaynak. Yani iktisat bilimi nedir? Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların giderilmesi. Şimdi sınırlı kaynak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kaynaklar sınırlıdır. Sınırsız kaynak, 5 müteahhit için Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi sınırsız kaynaktır. Şimdi sınırsız kaynağı vermişsin 5-6 müteahhitin hizmetine. Yani kıyaklar hadi. Üzerine kıyaklar, milyarlar üzerine milyarlar. Yani şehir hastanelerinde, köprülerde, yollarda milyarlar milyarlar ödeniyor bu müteahhitlere. Hazinede para mı kalır? Para kalmayınca işçiye, çalışana, işsiz kalanlara, işsiz kalanlara diyorum, pandemi destekleri işsizlik fonundan. Oradan verilir. Yani çalışan yarın öbür gün işsiz kaldığımda para alma umuduyla işte başvuru yaptım. 100 bin başvuru yapmış, %30'u karşılanmış. Hatta 30'un da altına düşmüş karşılama oranı. Grafiğiniz üzerinden söylüyorum. Tabii. Yani 100 bin kişi başvurmuş, demiş ki İşkur 30 bininize anca para veririm demiş. Hatta 27 bininize anca para veririm demiş. Geri kalan yok. Ha TÜRGEV'den, TÜKVA'dan, Ensar Vakfı'ndan falan filan gitmişseniz belki kıyak olmuştur işte. Surat Kargo'da gördüğümüz şey, o kıyaklar oradan geçiyor. Ama parti üzerinden şeyden gitmemişsen o zaman para yok, su yok. Bakkaldan ekmek alabiliyorsan şükret, fırından ekmek alabiliyorsan şükret. Ya o bile büyük bir nimettir bu özgürlük ülkesinde. Bu demokrasisi örnek olan bir ülkede yani. Fırından gidip ekmek alabiliyorsun bir 3 kuruşuma. Devlet Bahçeli dedi ki, Türkiye'yi Türkiye büyük devletini zorda gösterenlere karşı dikkat edin. Dikkatli olun şu dedi bu yangınla. Evet, onunla ilgili ama mesela MHP'nin biliyorsunuz askıda ekmek şeyi vardı. Muhtemelen ama bu arada bir şey daha ben unuttum, geçtim. Bugün mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı televizyonda konuşuyor değil mi hocam? Evet, bak o da önemli. Bitmiş. Çok güzel bir istişare. Ama bugün piyasalara baktım. Önden yüklemeli tedbir almış piyasalar. Yani gelmiş. Daha önce ben size bir şey söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanı akşam Kanal D CNN Türk yayınına çıkacağı haberi düşünce kur yani sakin gel. Kur patladı. Borsa düştü. Patlama değil de böyle bir hareketlendi. Ben onu gördüm mesela o an. Hani haber düştü. İşte Sayın Cumhurbaşkanı akşam Kanal D CNN Türk ortak yayında böyle bir hani şey değil işte 8.63'ten 8.67'ye gitmedi ama 8.63 nokta nokta 0 işte 8.62 bilmem neyken 8.63'den 64'e doğru gider bir yer aldı. Yani bir o bile bir heyecan yarattı. Yani acaba akşam ama anladığım kadarıyla ben hani takip ettiler. Şu ana kadar herhangi bir faizle ilgili hiçbir şey söylemedi. Çünkü muhtemelen artık gazetecilere şu söyleniyor. Lütfen faizle ilgili bir şey sormayın. Çünkü hani ama geçen televizyonda geçen hafta mıydı televizyon programında ne dedi? Bir sinyali verdim dedi. Gerekli yerlere sinyali verdim dedi. Şimdi düşünsenize. Sayın Cumhurbaşkanı TRT'ye çıktı, ertesi gün piyasalar yıkıldı. ATV'ye çıktı, piyasalar yıkıldı. Yani 8.30'lardaydı dolar gibi. Yani şimdi bu piyasa neyi öğrendi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir televizyon kanalına çıkıp ekonomiyle ilgili konuşma riskini önden yüklemeli olarak fiyatlandırıyor. Bugün bunu yaşadı Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşmasıyla beraber
oluşabilecek riskleri önden yüklemeli yaptı. Onu fiyatlandırdı işte. Belki şey, yukarıya... spoiler vermek istememişti. Hani spoiler diyorlar ya. Hayır, terse getirdi. Bu sefer şey yapmadı. Cumhurbaşkanı bu sefer de Merkez Bankası Başkanı açıklasın olayı falan gibi bir şey olmuş olabilir. Ne yani diyeceği yarın... bilinmiyor çünkü. Merkez Bankası'na yarın şey faiz indirimi gerekli mesajı verdi mi vermedi. Faiz? Peki yani. O zaman faiz konusuna da geçmiş olalım bu şekilde. Yani faiz konusu gerçekten yarın Şahap Bey için çok acayip bir gün. Çok kritik bir gün olacak. Çok kritik bir gün. Yani 3 ihtimal üzerinden gidersek. Birinci ihtimal, daha muhtemel ihtimal. Ben kendi fikrimi söyleyeyim, siz her ihtimali ayrı ayrı tartışın. Birinci ihtimal, ben ona ölü taklidi yapmak diyorum. Hani sabit, göreve bırakacak. Geldiği günden beridir Merkez Bankası Başkanı para politikası kurulu toplantıları sonucunda faizi sabit tutuyor. Ben yokmuşum gibi davranın arkadaşlar diyor yani. Hani bunu yapıyor, tamam mı? Siz olayınıza bakın. Ben eğer bir şey boşluk bulursam, izin verilirse faizi arttırırım. Ama şu an benim başım biraz sıkıntıda. Üzerimde çok fazla faiz indir baskısı var. Sinyal geliyor sürekli. Sinyali almam lazım ama alamıyorum. Çünkü o zaman da siz başka sinyal veriyorsunuz. Ben bu ayda bir ölü taklit yapayım. Zaten Ağustos bir kısmınız tatildesiniz. İşte deniz kenarındasınız. Bilmem neyle uğraşıyorsunuz. Ben bu ayda böyle bir ölü taklit atlatırsam bir ay daha maaşımı almış olurum. Hani yürür süreç. Deyip bence pas geçme ihtimali yüksek. Diğer ihtimallere. Diğer. Diğer ihtimallere geçelim mi yoksa? Daha az ihtimale gidelim. Yani bundan ikinci ihtimale gidelim. Faizi indirebilir mi? İndirebilir. Bu da var. İndirirse ne olur? Ben onu son iki yazıdır gazetede özellikle onun üzerine gidiyorum. Böyle bir ortamda Türkiye'de bugün Cumhurbaşkanı'nın faiz indiriminin talebinin Merkez Bankası tarafından kabullenilmesi, yani tamamen artık o yola girilmesi bir zamanlama meselesidir. O zamanlama bence seçime çok az bir süre kala, 3-4 ay daha seçim kararı, belki de arkasından 2 hafta sonra 3 hafta sonra seçim kararı alınabilecek bir ortamda verilebilecek bir karar. Çünkü oradaki iyileştirmelerin arka planını yapacak, 3-4 aylık bir geçici iyileşme sağlayacak, ondan sonra seçime geçecek. Çünkü öbür türlü diyelim ki seçim zamanında yapılacak ve faiz indirilecek. Bugün siz faiz indirirseniz seçime varana kadar, yani 2023 Haziran'ına gidene kadar yani kur perişan olur, ortalık perişan olur, toparlayacak vaktiniz kalmaz. Vaktiniz olmaz. Dolayısıyla o geçici iyileşmede sizin vurgunu yapmanız lazım. Yani seçimi yapmanız lazım. Evet, yani ben faiz indirimi yani gördüğüm an seçim. Seçim diyorsunuz. Ben net onu söylüyorum. Ben aynen öyle. Yani Cumhurbaşkanı'nın da Merkez Bankası'ndan ısrarla faiz indirimine geçmek istemesi seçime hazırlık olarak görüyorum. Yani ben çünkü faiz indirim süreci başlayacak. 3-4 ay o faiz indirim süreci hatta daha da uzun sürebilir. Ve onun ardından da o faiz indiriminin o vurgun piyasası oluşur o dönemde. Faiz indirimleri üzerinden çok büyük paralar kazanılır. Piyasa parayı faizde, parayı faiz yükselirken kazanmaz. Faiz düşerken kazanır. O faiz indirim sürecinde krediler dağıtılacak, otomobiller alınacak, evler alınacak falan. 3-5 ayda onun sonrası gerekiyor. Yani faiz indiriminin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim bir an önce başlamaya gelmesi yani 200 indirecek mesela ya da 300 indirecek mesela. Böyle sert indirim çok sert olur yani. Hocam. Çok sert. Ama seçime gidiyor zaten. Onu o kadar sertliği piyasa şey yapabilir yani işte mi? Yani o dakika piyasayı çok önemserler mi? Ama bence burada bir başka oyun da var. İhtimallere gelmeden önce onu söyleyeyim. Ben hatırlıyorum 2013 yılında işte özür dilerim ya bir şey söyleyeceğim. Yani bir ülkenin faiz politikası üzerinden bile bu kadar çok şey okuma yapabiliyor olmamız aslında memleketin geldiği yeri çok darmadağın olmuş. Şudur ya, enflasyonu yükselmiş. Biraz arttırırsın, bir dengelersin. Ondan sonra biraz büyümeye müsaade edersin. Sonra yeniden enflasyon arttırırsın. Budur yani. Aslında biz neler konuşuyoruz. Akşam televizyonda faiz derse yarın dolar 8 bilmem kaç olur mu? Yok demezse Merkez Bankası şöyle yaparsa bu mu? Yani bu bile aslında olayın ne kadar şirazesinin kaydığını göstermiyor mu ya? Bu kadar. Ne kaldı ki? Yani faiz politikası. Yani dünyanın hiçbir yerinde hani böyle bu kadar herhalde şey konuşulmuyordur yani. Merkez Bankası başkanları, işte para politikası kurulları falan. Özür dilerim İbrahim Bey, siz çok güzel bir şey söylediniz. Şimdi
2013 yılında hatırlıyorum Ali Babacan ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı, yani bugünkü hazine maliye gibi söyleyelim, ekonominin şeyindeydi, koltuğundaydı. İşte danışmanını yolluyordu görüşmeye, evet, Sayın Cumhurbaşkanı. %7 faizli biliyor musunuz? Evet, evet. %7 TL faizini çok yüksek bulup Ali Babacan'a Türkiye'nin kaynaklarını faize vermekle, yüksek faiz uygulamakla filan suçluyordu, ediyordu. Allah'ın adaleti o kadar güzel ki %7 faizle Ali Babacan'ı suçlayan Sayın Cumhurbaşkanı bugün %19 faizle boğuşuyor. Yok, %19 faizle Merkez Bankası Başkanı'nı suçluyor. Suçluyor, suçlayamıyor. Hayır, evet. Kendi dönemi. Gene hocam geçen 2 yıl önce de %24'tü yani. Yok. %7 faize karşıyken, hatta 2015'te miydi konuşması vardı. Vatana ihanet nasıl olur? Yüksek faiz de olur. Yüksek faiz de olur diyen Cumhurbaşkanı bugün %19, 2 yıl önce %24 faiz vermek durumunda kaldı ve bugün %19 faizi de aşağı indirtemiyor. Ha, diyeceğiz ki efendim kendisinin bir görüşü var. Faiz enflasyona yol açıyor, maliyetleri artırıyor. Ya yeter artık. Yeter artık. Ben bıktım. Bıktım. Gerçekten bıktım. Ya yani bu ülkede eminim birçok insan da bıktı. 2013'ten beri düşük faizin düşük enflasyona yol açtığını söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı son 3 yılda 4 tane Merkez Bankası Başkanı değiştirdi. Yeter. Yani eğer yetmiyorsa kendisini, Merkez Bankası'nı da direkt kendisine bağlasın. Faiz, para politikası kurulu falan filan, bu 2017 referandumunda Mehmet Uçun filan ne diyordu sürekli ortaya çıkıp, bu bürokrasiden Türkiye kurtulacak. Evet. Cumhuriyeti bu bürokrasi esir aldı. Bu bürokrasiden cumhuriyet kurtulacak ve Türkiye uçacak. Hadi abi uçurun Türkiye'yi ya. Direkt Merkez Bankası'nı vallahi bağlayın ben Cumhurbaşkanı'na. 3 yıldır pelerinimi giydim, hazır bir şekilde böyle bekliyorum. Bir şey oldu mu kız? Organize işler bunlar. Organize. Direkt ben başka bir yerde hocam, dayak yedim diyor. Bu öneriyi yapalım artık ya. Bence biz uçmak istiyoruz. Merkez Bankası Başkanlığı'nı lav edelim. Merkez direkt Bankası Sekreterliği gibi bir şey. Sekreterliği gibi bir şey koyalım. Merkez Bankası yönetimini direkt Cumhurbaşkanı'na bağlayalım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı bütün faiz kararları kendisi versin ve şu dertten kurtulalım ya. İbrahim kurtulalım. Bey, bu gerçekten bu arada bahsettiğiniz şey yapılabilecek bir şeydir. Yani evet, eskiden böyleydi, Merkez Bankası bağımsız falan değildi, hazineye bağlı bir kuruluştu. Hazineye bağlıydı. Yani gene yapabilirsiniz bunu, ama bunu yaptığınızda en azından herkes bilir ki akşam siz televizyonda faizle ilgili bir şey söylüyorsunuzdur, söylemiyorsunuz, söylemiyorsunuzdur. Ertesi gün zaten Merkez Bankası yapıyor. Yani ama bu hem bağımsızmış gibi yaparaktan bağımlılaştırılmış kurumlar. Ya gerçekten çok yorucu oldu artık hepimiz için. Çok yoruldu. Ülke yoruldu. Üçüncü olanağa girme. Tamam, onu aslında ben faiz arttırımı. Benim şimdi konu... Şahap Kavcı dedi ki sinyal bana tam olarak gelmedi. Ve ben faiz yanlış aldım sinyali. Ne? Sinyali yanlış aldım. Pardon, bir dakika, sinyal radyo kan sinyali mi? Bu durumda ne olur? Cuma akşamı kararnamesi olur. ben onun da mesela eğer bir cuma akşamı kararnamesine bağlıyor. Bir diğer senaryonun da şu olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bir senaryo. Hani bunların oranını artık hani bilmiyorum, yarın göreceğiz. Abi bu kadar konuşmak bile çok yordu beni zaten faiz üzerine ama. Şimdi enflasyonun geldiği yer belli. %19 enflasyonu var Türkiye'nin, ki o da TÜİK rakamları. Şimdi TÜİK kızmasın, bir açıklama daha yayınlamasınlar. TÜİK rakamları deyip durmayın falan diye. Onlar resmi rakamlardır falan. Bu sefer TÜİK Rütük'e telefon açar. Ha. Rütük de der ki KRT TV sizin orada iki ekonomist ekonomiyle ilgili bir şeyler konuşuyor. Konuşurken TÜİK büyük demişler. Olumsuzluklardan bahsetmiş. Onları şeyden çıkarın diyebilirler. Desinler. Canları sağ olsun. Memleketimiz var olsun. Daha şey şu. Bununla baş edebilmek için aslında olması gereken üzerinden gidelim. Bugün Türkiye'de asıl mesele güven sorunu.
Bu güvenin kalıcı bir şekilde inşa edilebilmesi ise tek başına Merkez Bankası'nın işi değil. Hükümet ve Merkez Bankası'nın beraber artık, yani bugüne kadar yaptıkları her şeyden vazgeçmeleri ve doğru yola dönmeleri lazım. Böyle bir şeyin olmayacağını biliyoruz. Ama diyelim ki hani ya işte bu enflasyon çok yüksek, bizim en azından 2 sene vaktimiz var seçime kadar, bunu nasıl düşürebiliriz arkadaşlar dendi ve şöyle bir konuşma oldu. Dendi ki efendim faizi en azından şu kadar arttırmamız lazım, 400-500 bas puan. Hani bu konuşmanın daha önce olduğunu nereden biliyoruz? Sayın Naci Ağbal'ın göreve gelişinden biliyoruz. Çünkü evet. Sayın Naci Ağbal bu sunumu yapıp rezervler tükendi. Enflasyon dolu dizgin gidiyor. Efendim acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Yoksa işler çok karışacak deyip ikna ettiği için, değil mi? Öyle anlatıldı bize bu hikaye. Demek ki böyle bir ikna durumu olabiliyor. Ama bu kısa süreli bir ikna oluyor. Çünkü tek başına Merkez Bankası'nın yapabileceği bir iş değil. Merkez Bankası'na o dönem 2 ay sabrettiler, 3 ay sabrettiler. 4. ayda dediler ki yeter, sen faizi çok arttırdın, işleri bozuyorsun deyip gönderdiler. Çok özür dilerim. Abi, Naci Ağbal'ın gidişinin faizle, faiz kararlarıyla, yüksek faizle zerre alakası yok. O zaman yok. Sayın Şahap Kavcıoğlu yarın faiz arttırabilir. 128 milyar doların peşine düşmediği sürece Sayın Şahap Kavcıoğlu faizi arttırır o zaman. Hiçbir şey de olmaz. Bu söylediğiniz o. Ama şu anda seçime hazırlandığı için. Şimdi ben diyorum ki 2 senemiz var. Biz bu işi kurtaramamızın tek yolu bu efendim dediler. İkna ettiler. Her şey tamam. Güven inşa edeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bütün bu uygulamalardan geri çekeceğiz derler ve ikna olmuştur mesela. Yarın Şahap Kavcıoğlu 400 bas puan faizi arttırıp hani o zamanı kazanabilir. Ama o zaman ülke için kazanabilir. İstikrarlı bir şekilde devam ederse 2 sene içerisinde bu yaşadığımız sorunların bir kısmını çözebilecek bir duruma gelebiliriz. Ama yine Ağbal örneğine dönersek, buna ne kadar sabredebiliyorlardı en fazla? 4 ay. Yani 300 bas puan, 300 bas puan, 3. bas puan yok. Yani hani 3. 300 yok. 2-300'den sonra zaten görevden alınır. Dediğiniz gibi kararname çıkar. Ben onunla bir danışıklı dövüş olabileceği düşüncesindeyim. Yani bizim bu enflasyonla baş etmemiz lazım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı faiz arttırın diyemez ya da faize hani indirilmesini istiyor. Böyle bir ortamda yeni bir hani şey, sen arttır faizi, ben seni öbür gün hani kızayım sana, seni kovayım. Zaten bir sürü de insan var Adalet ve Kalkınma Partisi'nde makam sırası bekleyen. Bir tanesini daha getiririz oraya. Hani bu iş böyle devam eder diye bir anlaşma da olabilir. Bu da mümkün. Çünkü artık siyasetin daha doğrusu iktidarın iktidarda kalabilmesi için, siyaseten popülaritesini devam ettirebilmesi için politika tasarımı yapılan bir dönemden geçiyoruz. Politikaların ülkenin daha iyi olabilmesi, yaşadığı sorunların çözülmesi için bir şey değil, olsa. İktidarın iktidarda kalabilmeye her ne pahasına olursa olsun popülaritesini sürdürerek kalabilmesi için politika yapılıyor şu anda. Dolayısıyla sen faizi arttır, biraz enflasyon düşsün, biraz popülaritemiz artar ama seni orada kovar, yerine yeni birini koyarız senaryosu bile mümkün. Hocam yeni biriyle ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Biraz önce konuşmanızda cümle arasında geçti. Doğru yolu tavsiye ettiniz. Doğru yol dedim. Evet. Şimdi yanlış anlıyorlar sonra. Onun için yani güven tesis edebilmek için doğru yol dediğiniz zaman hemen Tansu Çiller'i arıyorlar. Hadi bu şu mitinginize gelin falan diyorlar. Yani doğru işleri yapma, cümleleri iyi kullanalım. Doğru işleri yapın. Allah doğru yol diyorlardı bir de bir ara, hatırlıyor musunuz? Evet diyordular. Çünkü onu görüyoruz. Yani doğru yolu gösterdiğiniz zaman hemen Tansu Çiller'i arıyorlar. Meydanlara doğru kendi yanlarına çağırıyorlar. Var bu arada. Evet. Değil mi? Devam ediyor. Var. Şey olabilir ama gördüğümüz şey o oluyor. Yani Tansu'nu arıyorlar. Türkiye'nin yüksek faiz sorununun temelinde güven unsuru yatıyor. Yani siz Anadolu'da şeyleri, vatandaşları Türkiye'nin muhalefet partilerinin üzerine salabilirsiniz. Onları kutuplaştırabilirsiniz. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun linçe maruz kaldı. Meral Akşener'in yaşadıkları şu bu filan, Türkiye'nin muhaliflerinin tamamını hain gösterebilir, şöyle yapabilir, böyle yapabilirsiniz, edebilirsiniz ama bunlar piyasa açısından, yani uzmanlardan oluşan çıkar grubudur. Piyasa bir çıkar üzerine kuruludur. Herkes kendi çıkarı üzerine gider ve toplam fayda en yükseğe gider o sayede. Çıkar grubu olan piyasa, yani uzmanlardan, İşin uzmanları, orada para dönüyor. Paranın döndüğü yerde Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayla, Leyla filan
Hiç diğer unsurların şey önemi olmaz. En sağlam, en realist göstergedir piyasa. Dolayısıyla piyasa o güvenin ne olduğunu gösteriyor. Piyasaya meydana çıkıp Kur'an sallayarak piyasaya mesaj veremezsin. Onu Sivas'takine o mesajı verirsin. Rize'dekine o mesajı verirsin. Din ve milliyetçiliği alt gelir grubuna, alt şeye satabilirsin ama piyasaya satamazsın. Piyasaya şunu veremezsin. Efendim sen bir gökdelen yaptın. Bu gökdeleni ben yıkarım ederim. Git şu yan tarafa bir cami yap. Gökdelenin imarından kurtul diye onu şeye yapabilirsin ama piyasaya yapamazsın. Piyasaya yediremezsin. Piyasa senin bütün davranışlarını realist olarak değerlendirir ve o realist çerçevede kararını verir. Evet. Piyasanın ihtiyacı olan güvendir. O güven de öyle boş sözlerle kurulmaz. Doğru yol adımlarıyla. Doğru yolu bulmak lazım. Son bir şey söyleyebilir miyim? Araya gideceğiz galiba. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bu arada fındık fiyatlarını açıklamış. 27 lira olarak yayında. Beklenti 35 ben, lira. Evet yani 30-35 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi milletvekilleri 30 olsun diye uğraşıyoruz diye açıklama yapmışlar. Ama 27'yi de alkışlarlar şimdi onlar merak etme. Ali Ekber hoca yazmış. O da tarımla ilgili bir hayli yazar çizer. Yani bunun diyor bu fiyat üreticiye değil Ferrero gibi firmalara yarayacaktır gene de. Olsun yeterli. Karadeniz'de çok memnun. 27 lira değil 17 lira olsa da memnun. Kızmazlar. Çok memnun Karadenizliler çok. Şimdi peki. Kısa bir araya gidelim o zaman. Değerli izleyiciler Paradoks'a kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. KRT'de Paradoks programına değerli konuklarımız Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci ve ekonomist Oğuz Demir bizlerle birlikte faizi konuşuyorduk. Bir dakika pardon çok özür dilerim. Şimdi güncel veriyi İris Hanım paylaşmış. Cumhurbaşkanı faiz konusu aşmayınca 2 lira Viyop 900 puan toplamış. Dolar 8.64'ten 8.62'ye düşmüş. Ben onu gördüm. Ama o herhalde dedim bundan değildir ama bundanmış galiba. İris Hanım yazdığına göre. Yani enteresan tabii artık ya bu iş hep buradan kaynaklanıyor ya. Yani bu biraz kadar siyaset, mekanik işlerin ekonomi, siyasileşmemesi evet. Lazımdı. Yani bağımsız kurumlar hikayesinin 2000'li yılların başında ortaya çıkmasının temel nedeni buydu zaten. Biz bunları konuşarak bu kurumları bu hale getirdik. Yani şimdi ne konuştuk? Bakın baştan beri bir girişte radyo televizyon üst kurulunu konuştuk. Değil mi? Yani verdiği cezalar üzerinden. İki, Türkiye İstatistik Kurumu'nu konuştuk. Üç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı konuştuk. Yani daha da devam etsek kurumları saymaya devam ederiz. Yani bu kadar hırpalamaya bu kurum, şimdi biz de öyle ya da böyle yapılan iş yanlış olduğunda eleştirme hakkımızı kullanmak durumundayız. Ama bu kurumların bu kadar yanlış yapmasına yol açmaya, bu kurumları bu kadar siyasetle iç içe getirmeye, yani getirmenin sonucu bu. Bundan başka bir şey çıkmaz. Bu saatten sonra bu kurumlardan, bu kuruluşlardan çıkacak şey ancak işte bizim şüpheyle baktığımız, bizim kaygıyla baktığımız sonuçlar olur. Rakamı da öyle olur, politikası da öyle olur, attığı adım da öyle olur, verdiği ceza da öyle olur. Dolayısıyla bu ancak gerçekten hani ülkenin demokrasi kalitesinin, ülkenin ekonomik yönetim kalitesinin ne kadar gerilere doğru gittiğinin göstergesi. Tabii ki şunu anlıyorum ya ben şimdi izliyoruz. Yıllardır insanlar şunu düşündüler. 2000'li yılların işte başından 2010'a kadar ya da 2011'e kadar Türkiye'de ekonomide o 90'lı yılların yarattığı hasarın ortadan kaldırılmasına dair bir umut yaratıldı. Fena da gitmedi bir dönem. Ama ardından bu daha tehlikelidir. Siz bir dönem büyük bir umut yaratıp onu kırarsanız onu geri çevirmek çok daha zor oluyor. Yıllardır insanlar hala ısrarla o umudu yeniden yakalamaya çalışıyorlar. Yani aha şimdi düzelecek mi acaba? Ya bu sefer galiba iyi olacak. Olur mu? Ama her gün bir öncekini aratır hale geldi. Bakın yani şurada grafikleri çiziyoruz. İşte 3-4 tane grafik gösterdik. Bir tanesinde iyiye gidiş gördünüz mü? Yani bunlar bir de TÜİK rakamları. Hani şöyle belirli bir aralığa baktığınızda Cumhurbaşkanı işte bu akşam da söylemiş. Demiş ki işsizlikte 2 puan, 2,5 puan indik. Şimdi mesela demek ki her şey yoluna giriyor demiş. Şimdi önümüzdeki ay yeniden %13 işsizlik çıkarsa şunu deme hakkımız doğar mı? Yani demek ki işler yolunda gitmiyor.
diyebiliriz yani. Çünkü Haziran ayı rakamlarında bir de şu vardı. İbrahim Bey, işten çıkartma yasağı daha kalkmamıştı. Yani bir de bu var. Ve işten çıkartma... Ama galiba işten çıkarma yasağıyla ilgili söylemek istiyorum. Yani bizim 600 bin kişi civarında işten çıkarma yasağından dolayı riskli olan ki şey vardı. O sayı galiba gelmeyecek. En azından resmi rakamlara yansımayacak. Ama Türkiye'nin mesela elektrik fiyatları üzerinden de, elektrik tüketimi üzerinden de bakıyorum. Şöyle bir tablomuz var. 2021 yılının özellikle bu pandemi kısıtlamalar kalktıkça yavaş yavaş görüyoruz bunu. Mesela elektrik tüketimi, biz 2017'den beri aynı seviyedeydi elektrik tüketimi. 2021'de artmaya başladı. Yani Türkiye'de meskenlerde yılda %2-2,5 bir elektrik tüketimi olur. Toplam elektrik tüketimini 3 ana gruba ayırırsak, meskenler, ticarethaneler ve sanayi. Ticarethane ve sanayide elektrik tüketimi artmazken meskenlerde ufak artışlar vardı. Ona rağmen 4 yıldır elektrik tüketimi aynı kalıyordu, aynı seviyede. Kağıt üzerinde işte çalışan sayısı düşüyor. Elektrik tüketimi meskenlere rağmen artmıyor. Ama milli gelir artıyordu. Dedim ya, kağıt üzerinde cennet yaratmakta çok muktedir bir yapımız var. Yani milli gelir revizyonları, şunlar bunlar. Bu da son döneme de haiz değil. Bunu söyleyeyim yani, revizyon işleri Türkiye'nin AK Parti'nin bütün süreci boyunca çok fazla uygulanan ve bu revizyonlarla eski verilerin kaldırılıp eskiye veri gitmeyen. Bu açıdan şunu söyleyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda çok özel çalışma yapması lazım. Yani biz eski verilere gidemiyoruz, gerçek ve gelirimiz nedir, bunları bulamıyoruz. Çok ciddi çalışma yapılması lazım. Kağıt üzerinde sürekli cennetleştirerek gidiyoruz. Mesela 2014'te bir işsizlik verisi revizyonu var, kağıt üzerinde işsizliği düşürdük yani. Tabii. Ne yaptık? Efendim, son 3 ayda iş arama şeyini son bir aya indirdik. Yani bir ayda iş arıyorsan işsiz sayılıyorsun. 3 ayda aramıyorsan 3 ayı bir aya indirerek ne oldu? Kağıt üzerinde bir cennet daha yarattık. Kağıt üzerinde cennet yaratma işinin dışında gerçeklere baktığımız zaman gerçekte olan şu. 2021 yılında, pardon, orayı bir tamamlamak istiyorum. Orayı bir tamamlayayım. Buyurun. 2021 yılında ekonomide bir canlılık gözüküyor ama nasıl bir canlılık şeyi var? Efendim, biz üretiyoruz, bir miktar üretimimiz var ama bunun fiyatını artıramıyoruz. Ama dışarıya satıyoruz. Dışarıya sattığımız şeyle beraber içeride birçok üretim gücünü kaybettiğimiz için dışarıya her satışımız daha yüksek ithalat olarak patlıyor. Mesela ihracatımız İlk kez 200 milyar doları aşıyor diyoruz. Bunun bir sebebi de şu: geçen yıl Avrupa dahil en büyük pazarımız tüketim yapamadığı için, geçen yıl yapılamayan tüketim, yani geçen yıl olmayan ihracatın bir kısmı bu yıla sarkmış oldu. Onun için evet, 2021 yılında üretim artışımız geçen yıldan ertelenmiş taleplerle beraber artıyor. Ve ihracatımız birden 160-170 milyar dolarlardan 200 milyar doları aşacak. Bu geçen yılın ertelenmiş talebi de söz konusu ama kendimize satamıyoruz. Dışarıya satıyoruz, ucuza satıyoruz. Şöyle düşünün, domates üzerinden bunun örneğini yapmıştım. 2 yıl önce domates fiyatı aşağı yukarı tarla fiyatı aynı. Bir kuruş seviyesinde. Şu anda mesela çiftçi, birçok yerde çiftçiler şey yapıyor. İşte şeftali, marketlerde şeftaliye bakın. 15-16 lira, 13-14 lira. Ama aynı şeftali tarlada 1,5-2 lira. Çok düşük. Domates, TÜİK rakamından söylüyorum, raf fiyatı 5-6 lira. Raf fiyatı, tarla fiyatı 1 lira. 90 kuruş, 95 kuruş 1 lira. Yani çiftçinin, üreticinin kazanmadığı bir ekonomik model uyguluyoruz. Kim kazanıyor? Efendim, 3 yıl önce veya 2 yıl önce dolar kuru 5 lirayken, 5,5 lirayken aynı fiyatmış domates. Şimdi dolar kuru 8 lira, 8,5 lira, 8,60
Hep karıştırıyorum, bir türlü adapte olamıyorum. Geçen gün yazımda da 7.60 yazmışım. Okurlarım sağ olsun, İbrahim Bey 7.60 değil 8.60 diye şey yapmışlar. Oradan düzeltiyorum. O bir yıl önceydi İbrahim. Dolayısıyla 2 yıl önce 5.5 lira üzerinden, yani 1 dolarla 5.5 liraya şey yapıyordunuz ve domates alıyordunuz, tarla fiyatı 1 lira üzerinde. Şimdi oldu 1 dolar 8.60. Ama domates aynı. Tarlada 1 lira yine. Yani Türk halkının kazanmadığı bir ekonomik model. Biz kazanmıyoruz. O refah bize yansımıyor. O refah o kadar ucuzlayan kur sebebiyle dışarıya yansıyor. Yani yabancı ülkelerin refahına. Biz bir Alman'a çalışıyoruz. Biz bir İngiliz'e çalışıyoruz. Biz bir Fransız'a çalışıyoruz. Dışarıya çalışıyoruz. Yani bir şey düşünün, bir ülke düşünün. Çağdaş kölelik mi diyelim buna? Nasıl bir şey söyleyebilirim? Rütük affeyle. Ama kur üzerindeki şey üzerinden söylüyorum. Tarım ürünlerinde fiyatlara bakın. Biz işte en fazla ne satmışız? Domates satmışız, limon satmışız, fındık satmışız. Meyve sebzede galiba en fazla limon, domates, bir ürün daha vardı şey ama onu unuttum. Bizim ürünleri, yani şey vardı, Profesör Davut Kavranoğlu 2013'te 14'te sanayi bakan yardımcısı iken, teknoloji ve sanayi bakan yardımcısıydı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birisinde okumuş. Alanında, yüksek teknoloji alanında çok yüksek bilgi sahibi. Ama Türkiye'de yönetim tarzını gösteren en önemli göstergelerden bir tanesidir. Fırıncıyı bakan yaparsın, en iyi profesörü de yardımcısı yaparsın. Bilimden intikam böyle alınır. Bilimden. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM İnovasyon şeyinde, konferansında şöyle bir konuşması vardı. Daha fazla domates, daha fazla limon ve tırnak içerisinde ben onu ekliyorum, daha fazla hıyar satarak ihracatı artırmanın hükmü yoktur. Bir teknolojik kalkınma, bir katma değerli ürün satımı yapabiliyor musun? Yani bir demir çeliği inşaat demiri olarak satmak var. Ameliyat dikiş iğnesi olarak satmak var. Sen o demir çeliği, o demiri inşaat demiri olarak satıyorsan elde edeceğin kazanç ne? Ameliyat iğnesi olarak satarken elde edeceğin kazanç ne? O kazancı artırabiliyor musun? Artıramıyoruz. Biz şu anda bir ülke olarak düşünün, içeriye kapatılmışız. Çalışarak ucuza ürettiğimiz ürünleri kendimize göre çok pahalı ama yabancıya göre çok ucuzlamış ürünlerimizi şimdi onlara çalışıp... Öyle güzel bir yere girdiniz ki, bugün bir veri açıklandı yine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Dış ticaret hadleri. Yok, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Güzel bir veri. Güzel bir veri, tamam. Diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu, ihracat ürünlerimizin satış miktarı artıyor. Dışarıya daha fazla mal satıyoruz miktar olarak. Fiyatı da artıyor. %17 civarıydı yanılmıyorsam. Tam rakam şimdi önümde yok. Ama bir de ithalat fiyatı var. İthal ettiğimiz malların fiyatı. İthal ettiğimiz malların miktarı ihraç ettiğimiz malların miktarına göre daha yavaş artıyor. Yani ithalatımız görece bir sakinlemiş durumda. Miktar ama olarak. Buna rağmen aldığımız malların fiyatı, dışarıdan ithal ettiğimiz malların fiyatı hala ihraç fiyatlarımızdan daha yüksek olduğu için bizim fiyatlarımız üzerindeki baskı devam ediyor. Bu bir. İki, şimdi ihracat bu ülkede evet bütün dünya işte küreselleşti, birbirinden mal alıyor, mal satıyor. Bazı ülkeler bazı ürünleri daha işte yüksek katma değerli yapıp başka daha fazla gelir elde ediyorlar falan filan. Bu hikaye 40 yılın hikayesi. Şimdi, ama bir tarafıyla da şunu unutmamamız gerekiyor. İhracat bir, sizin kaynaklarınızın belirli bir para karşılığında dışarıya transferidir. Limon üretiyoruz. Toprak bizim, çiftçi bizim, ağaç bizim, işte toplayan emek bizim. Bunları koyuyoruz şeye, kasaya, göndeririz yurt dışına. Ne için, ne karşılığında? Döviz gelecek diye. Şimdi kendi memleketimize, vatandaşımıza veremediğimiz ya da işte birçok ürün, mal, hizmeti dışarıya para, yani daha yüksek para alma karşılığında veriyoruz. Ben bunu
birçok kez, bu sadece bu döneme has bir şey değil. Geçmişte de söyledik bunu. Kiraz, yani yazı yeni geçti. O güzel bizim işte Salihli kirazı ya da bizim memlekette Amasya'da da olur mesela. Güzel böyle büyük çok büyük güzel kirazlar olur. Çok da güzel tadı vardır değil mi? Yok hiçbir yazıda. Yani sen kendi vatandaşına bunu onu demeye çalışıyorsun. Veremiyorsun. Diye. Yok hiçbir yazıda yok. Direkt dışarıya gidiyor. TL'nin ucuzlaması. Ha işte niye bizi... Çünkü dövize muhtaçsın. Dövize muhtaçsın ve yabancıya göre çok ucuzladı. Ve aynen açlık öyle çekiyoruz biz ha bu yüzden. Türkiye açlık çekiyor, yoksulluk çekiyor ve bu yüzden. Ve veri de bunu, yani bunu biz sadece bir gözlem olarak da söylemiyoruz. Yani veriler de bunu söylüyor. İhracatımızın birim değeri, ihracatımızın değeri, fiyatı, ithalatımızın fiyatının karşısında hala düşük ki. Hani daha geçen hafta Ticaret Bakanı 12 yıllık toplamda 200 milyar dolar ihracata ulaştık, rekor kırdık dediği dönemde. Neden bu kadar kıymetli hale geliyor? Ben mesela şunu hiç duymadım. Ben Avrupa'da çalıştım. Amerika'da çalıştım. Avrupa'da okudum. Ya ben hiç böyle headline manşet olarak şey görmedim. İhracatta Almanya olarak bu sene bir rekor daha kırdı. Yok ihtiyacı çünkü o dövize. Adam rezerv parayı yaratmış. Zaten bütün ticaret onun elinde. İşte İtalya'da görmedim. Elbette bunlar önemli göstergeler. Şunu da demiyorum. Dünyaya entegre olduğunuzda tabii ki mal alacaksınız, mal satacaksınız ama bir dengesi var bunun. Siz döviz ihtiyacı nedeniyle kendi vatandaşınıza sunamadığınız kaynağı sırf döviz alacaksınız diye ve o dövizin getirisi sizin üreticiniz için Türkiye'de para harcayacak bir adamın verdiğinden daha fazla olduğundan ötürü buradaki kaynakları dışarıya veriyorsunuz. Konu bundan ibaret. Milyonlarca insan işte, yani tamam ihracat gurur duyalım falan ama ya o kadar da hani bu işler Türkiye'nin kendi makroekonomik dengesizliklerinden ötürü ihracata biz bu kadar böyle aman Allah'ım falan diyoruz. Yoksa ekonomi kendi içerisinde o çarkları döndürebiliyorsa, zaten alıyor satıyor olsa, bunlar arasında bir denge olsa, bu kadar döviz açığı olmasa, her faiz kararından önce zıp zıp dolar 9'a gidecek mi şimdi diye zıplamasak böyle bir derdimiz olmayacak bizim. Kaynakları da dünya ile paylaşacağız elbette. Aynı zamanda ama kendi vatandaşımıza paylaşmak böyle bir şeydir. Yani şöyle bir paylaşım var mı? Yani İbrahim Bey'in suyun hepsini ben içersem paylaşmış olur muyuz? Olmayız. Bu onun gibi bir şey. En güzel suyu yurt dışındakine veriyoruz. En iyi kirazı yurt dışındakine veriyoruz. En iyi domatesi, ben Rusya'da yaşadım. Ya çok enteresan. Domatesin tadını, kokusunu ben Türkiye'den ihraç edilen domatesi Moskova'da yediğim gün hatırladım yıllar sonra. Aa dedim, evet domates böyle kokuyordu. Bir baktım işte produced in Turkey diyor. Türkiye'de üretilmiş. Ya dedim ki bunu bize niye bizim ülkemizde satmıyorlar? Ya çünkü o kadar güzel işte. Limonun, portakalın en güzellerini ben Moskova'da ve yani Moskova'da yaşayan bir Rus vatandaşının da kolaylıkla tüketebildiği bir fiyattaki dünyanın en pahalı şehirlerinden biridir Moskova. Yaşamın en zor olduğu yerlerden biridir. Yani şaşırıyorsunuz yani. Türkiye, bu Türk domatesi diyorsunuz. Ben bunu neden Türkiye'de yiyemiyorum? Halbuki paralı değil yani. Şimdi ama işin en ilginç şeyi. Çünkü 1 dolara satıyor. 1 doları 8.50'den satıyor. Çok özür dilerim İbrahim Bey. 1 doları satış sözleşmesini yaptığında 7 lira üzerinden hesap ederken para ödenene kadar dolar 8 lira oluyor. Hop 7 liradan 8 lira. 1 lira fazla kazanmış oluyor satan adam. Yani ihracatçı da kendi çapında böyle bir mantık üretmiş durumda. Tabii burada en ilginç nokta şu. Bizim gıda ürünlerimiz ihracat vasıtasıyla yabancının yine 1 dolar karşılığında çok daha yüksek fiyattan Türkiye'den alabiliyor işte. 2 yıl önce 1 doları, 1 yıl önce 1 doları 5 lira, 5,5 liraydı. 5,5 lira karşılığında ürün alıyordu. Şimdi 8.60. Dolayısıyla yabancı bizden çok rahat artık ürün alabiliyor da o aldığı ürün, ona rağmen o ürün çiftçinin de kesesine gitmiyor. Çiftçiye de o fiyat yansımıyor. Yani tarlada üretilen domates fiyatı hala aynı. Ya, hala 1 lira seviyesinde kalmış. Size çok... Diğerleri de aynı şey. Mandalina mesela. Mandalinaya bakıyorsun. İşte tarla fiyatı Ocak-Şubat aylarında 1.6 lira, 1.5 lira. Ama aynı mandalina bu ya kışın, sonbaharda veya kışın işte Ocak-Şubat ayında 6-7 liradan aşağıya şeftali düşmedi markette. Şeftali konuşuluyor birkaç haftadır. 15 evet lira diye. 13-15 lira. Ya ben lira size komik bir olay anlatayım. İki hafta önce bir toplantı için işte İspanya'ya gittim ve pandemiden sonra da yani bu 1,5 yılın sonunda ilk kez yurt dışına çıktık.
İşte yemek yiyeceksiniz. İşte ne kadar geliyor hesap? Atıyorum yani 25 euro hesap geliyor. Yani bundan 1,5 sene evvel de gittiğimizde işte ufak tefek bir şeyler yediğimiz, ödediğimiz hesap aynı hesap. 25 euroydu, gene 25 euro. Şimdi ödüyorum, ister istemez de aklımdan sürekli şey geçiyor. Ben şimdi bu yemeği 250 lira mı verdim? Yani bir tane pizza yani, anlatabiliyor muyum? Yani 250 lira verdim. Bir dakika ya, ben bunu işte bir yıl önce hani tamam gene çok görece fakirlik işte 100 lira, 120 lira oluyordu. Biz işte öğrencileri götürüyorduk. Hiç unutmam, böyle 6 kişi hadi sizi bir Türk yemeği yedireyim dedim. Euro hesap geldi. Tabii işte Belçika'da yiyoruz. Bir tanesi şey bulundu. Ben aslında herkes kendi ödesin diye düşünmüştüm. Kesenize bereket hocam dedi bir tanesi. Ben mecbur hesabı ödemek zorunda kaldım. 170 lira. Şimdi diyorum ki 170 euroydu o zaman. Şimdi diyorum ki bugün 170 euro bana mesela kesenize bereket dese, bugün dese yok dedim ya. Olmaz öyle bir şey. Ve daha komik bir şey anlatacağım. Ya, bir su alıyorsunuz 2 euro mesela. 20 lira. Neyse bunlar tabii böyle orada bir işte bir hafta kaldık. Böyle bir, yani canım yandı yani bir haftanın sonra döndük. Ondan sonra da şimdi orada da euro alışınca hani alıyorsunuz falan. Geldim buraya. İşte akşam yemek yedik mesela. Euro hesabı. 100 lira tuttu mesela, tamam mı? Ya bu ne diyorum ya, 10 euroya. Sonra dedim ki gurbetçinin hani o geliyorlar Türkiye'de deli dolu para harcıyorlar ya da işte Arap turistler geliyor dolarla deli dolu. Ya dedim ki bu çok mantıklı. Keşke hepimiz Türkiye'de euro kazanıp Türk lirası harcasak. Ama hani bizim paramız birimim, yani bizim kazanç birimimiz maalesef Türk lirası. Aslında hepimiz euro kazansak ülkede hiçbir ekonomik sorun kalmayacak ama işte şartlar öyle değil. Bunu da ciddiye alırlar yani, şaka yapıyorum. Dolayısıyla hani bakınca gerçekten çok acayip meseleler var. Ama devletin bile yani bugün kendi vatandaşından dolarla borçlandığı bir yerde ya da yabancı parayla borçlandığı bir yerde hani bizim bu tip kırılganlıkları yaşıyor olmamız çok normal. Çok normal, çok normal. Bir kere kimin bu ülkede geliri dolarla, euro ile işte 5 tane hazine garantili müteahhit mesela, onlar gayet iyi. Onlar işin sırrını çözmüşler işte. Ben onu demeye çalışıyorum. Yani onlar çözmüşler. Bir de ne yapmışlar? Borçlanmayı getirmişler hocam işte. Borçlanma. Evet, tablomuz var mesela, çok enteresan Merkezi bir tablo. Merkezi yönetim borcu. Evet, çok tablo enteresan olsun. Bir tablo. Bunu Dünya Gazetesi yazarı Sayın Alaaddin Aktaş bu hafta yazdı. Belki çok görünmüyordur, rakamlar falan küçük ama aslında asıl dikkat etmemiz gereken yer 2012'den sonrası. 2012'ye geldiğimizde merkezi yönetimin döviz cinsinden borcu ne kadar? Sıfır. 2013'te sıfır. 2014'te sıfır. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti döviz cinsinden kendi iç yerlilerden para almamış, borçlanmamış. Hep Türk lirası. 2016'ya kadar da devam. 2016'ya kadar sıfır. Öncesindeki borçlar da eskiden kalanlar. Eskiden kalanlar olduğu için. Ha, burada bir not söyleyeyim, dipnot. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kendi vatandaşından Amerikan dolarıyla, Avrupa eurosuyla borçlanmayacaksın. Kendi ülkende kendi paranla borçlanacaksın dayatmasını diye kim yaptı? IMF yaptı. Evet. 2001'de IMF. Evet. Ah şu dış güçler ya. Ya şu dış güçler var ya. Bunun bu ekonomi literatüründe adı var. Bu dış güçler var ya hocam. Bu dış güçler geldi. 2001'de geldi. O hain IMF geldi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dedi ki sen kendi ülkende Amerikan dolarıyla, Avrupa eurosuyla borçlanamayacaksın. Bunu kim yıktı biliyor musun? Bu hain dış güçlerin, bu şer dış güçlerin dayatmasını kim yıktı biliyor musun? Berat Albayrak yıktı. Geldi ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yerli ve milli Berat Albayrak geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın damadı geldi. Amerikan dolarıyla, Avrupa eurosuyla biz de borçlanmayı başladık. Rakamlar söylüyor bunu. Biz değil. Bakın 2018 senesinde 5.8 milyon milyar döviz cinsi borç. 5.8 milyar. Evet. 2019'da 81 milyar artıyor. Ama 2020'ye gelindiğinde 180 milyar daha artıyor. 2021'in ilk 6 ayıyla beraber 290 milyar liraya çıkıyor döviz cinsi borcumuz bizim. Bakın dış borç da aynı şekilde. 2018'de 480 milyar dolar dış borç stoğu var Türkiye'nin.
neredeyse 100 milyar dolara yakın borç kullanıyor. 100 milyar liraya yakın. O TL olması. 100 milyar liraya. Kur artışından kaynaklı. Tabii ama fark etmez ki, bu parayı biz devlet olarak ödüyoruz biz bu parayı. Dış borç stoğu Türk lirası cinsinden bu rakamlar. Ha, yani lirası. 480 milyar lirayken 575 milyar liraya çıkıyor. 750 milyar liraya çıkıyor. Şu an 900 milyar lira. Bizim döviz cinsi borcumuzun toplam tutarı şu an 1.2 trilyon lira. Hani bunu kabaca bugünkü kurdan dövize çevirseniz ne oluyor? 150 milyar dolar mı oluyor? 160 milyar dolar oluyor. Kamunun? Kamunun 160 milyar dolar şu an dış, yani yabancı para cinsinden borcu var. Dolayısıyla çıkıp Cumhurbaşkanı ya da Merkez Bankası Başkanı kurun 10 kuruş oynamasına neden olduklarında 16 milyar lira borçlanmış oluyoruz biz. 10 kuruş durduğumuz sadece. Yerde evet evet, bakın o rakamların zaten bu kadar asimetrik şekilde artmasının temel nedeni de Türk lirasının değer kaybı. Yani bize o kadar borç aldık da, yani bütçenin durumu belli zaten, yıldan yıla %15-20 civarı büyüyor, borçlar belirli bir miktarda büyüyor ama asıl buradaki sıçramanın ana nedenlerinin başında kurdaki sıçrama geliyor. Biz kendi bir gidiyoruz buna, ekonomi literatüründe orijinal günah, yani Türkçe ilk günah olarak çeviren de var, işte orijinal günah diye çeviren de var. Bu günah yani aslında, hani ekonominin günahı bu. Ekonomide günah işlediğiniz, günah işlemeniz şöyle oluyor: gidiyorsunuz başkasının para birimiyle içerideki insanlara borçlanıyorsunuz. Hem onlara diyorsunuz ki siz de benim parama güvenmeyin, ben bile güvenmiyorum, hani var ya bu, ben bile bana güvenmiyorum, sen bana nasıl güvenirsin diyor. Hem o mesajı aynen, veriyor. Berat Albayrak'ın yaptığı politika bu. Hem de öte taraftan burada bir yük oluşuyor. En ufak bir kırılganlıkta yani borç katlanarak gidiyor. Bunu kim ödeyecek? Burada şey söyleyelim. Bu 265 2021 yılındaki yükseliş kur artışından kaynaklı. Tabii. Lütfü Elvan geldikten sonra döviz cinsi borçlanmayı kesti. Kesti. Ama geldiğimiz nokta bu şu anda. Tabii. Bir de buradan geri dönmemiz gerekecek bizim. Yani bir de bunları ödeyeceğiz biz. Bunun için de dövize ihtiyaç duyacak hazine. Bu da döviz talebi demek. Nasıl ödeyeceksiniz bunu? Nereden bulacaksınız o dövizi? Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Politika vallahi. Bu. Yani politika. Yani bu şeyi gösteriyor. Türkiye'de mevcut siyasetin, mevcut iktidarın söylediği sözle yaptığı icraatın ne kadar ters olduğunu. Yani geliyor... Yani benim Anadolu'mda insanların karşısına çıkıyor. Diyor ki biz diyor yerli ve milliyiz diyor. Din ve milliyetçilik diyor tamamen bizde diyor. Yerli ve milliyiz. Biz diyor var ya bu vatan, bu topraklar için yerli ve milli her şeyi yaparız diyor. Ama gidiyor icraatına bakıyorsunuz. Gidiyor Türkiye'den kendi iç borçlanmasını Amerikan dolarıyla yapıyor, Avrupa eurosuyla yapıyor. Hazine garantili müteahhitlere Amerikan dolarıyla garanti veriyor. Amerikan enflasyonunu garanti veriyor. Ama meydana çıkıyor, ben yerliyim, milliyim diyor. Şimdi burada başka cümleler kullanabiliriz ama dünyaya örnek demokrasimiz var. Dünyaya örnek özgürlüklerimiz var. Dünyaya örnek RTÜK'ümüz var filan. Söyleyemiyoruz işte. Şey tablo burada. Yani söyledik söylenen bence yani. Söylenen sözle. Daha bunun üzerine hocam bayağı bir... söyledik bence yani. Şimdi ama bizim bir şey söylememize gerek bırakmıyor İbrahim Bey rakamlar zaten. Verdiler zaten. Hani biz yanlış bir şey söylemiyoruz ki, bu hazinenin açın sayfasını. TÜİK'in açın sayfasını. Burada söylediğimiz bütün rakamlar TÜİK'in merkez, yani bize oturup bir hesap yapıp da bu yanlış demedik. Bu rakamlar uymuyor dedik. İşte bakın grafiklerini çizmişiz, göstermişiz. Yani. Şimdi bakın bir onu nokta var. Bir cümleyle bitireyim bunu. 2001 krizinde, yani 90'lı yıllar, kamu borçlanmasının sınırsız kullanılması, hoyratça kullanılması ve kamu borç stoku milli gelire göre %87'lere kadar falan geldi, böyle yükseldi falan. Kamu borç stoku sorunuydu. Ama 2002'den örnek vereceğim. Özel sektör kredi hacmi, borç stoku milli gelirin %12'si seviyesindeydi. Bugün özel sektör borç stoku milli gelirin %70'ine gelmiş. Yani yaklaşık olarak 3 trilyon. Kamu borç stoku 2 trilyon. Bu ne demek biliyor musun? Tarihte, yakın tarihte, şeyi bilmiyorum, eski şeyi bilmiyorum, o kadar fazla borç yoktu. Özel sektör borcuyla kamu borcunu birleştirdiğin zaman Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar borçlu olmamıştı. Şu anda tamam
kamu borç stoku milli gelirin %50'si seviyelerinde. %87'ler gibi değil. Yani ondan daha aşağıda. 2001 kadar yüksek değil kamu borç stoku. Ama özel sektör borç stoku o zaman neredeyse sıfır seviyesindeydi. Şimdi ikisini birleştirdiğiniz zaman milli gelirin %120'sine ulaşmış bir borç stokuyla karşı karşıyayız. Bunun karşısında da Türkiye'nin makro ekonomisi yani bütüncül ekonomisinin üretkenliği ve katma değeri geriledikçe geriliyor. Asıl tehlike burada. En büyük risklerden bir tanesi de burada. Bir de birlikte değerlendirmek lazım. Dış borçla ilgili hep şunu söylerler. Efendim Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu var ama devletin borcu yok. Kardeşim dış borçla kamu özel ayrımı olmaz. Borç borçtur. Bak 2018'de dolar euro krizi çıkınca ne oldu? Kriz çıkınca ne oldu? Kamu 3 yıldır kamu 70-80 milyar dolar civarında borçlanmak durumunda kaldı. Özel sektör borç ödeyince o döviz ihtiyacının kamu borçlanmak durumunda kaldı. Kamunun döviz borcu artmaya başladı. Evet, aynen öyle. Onun için dış borcun kamu özel ayrımı olmaz, ülke borcudur. Ülkenin bütüncül borcudur. Yani belki bütün bunların üzerine iki tane güzel şey var. Bir güzel midir onu da bilmiyorum aslında. Ne kadar güzel dengesizliğin güzel ne kadar diyelim. Şey olduğunu. Biliyorsunuz bugün kamu personeli zam oranları evet. açıklandı. %12 2022'nin ilk 6 ayı için. Ardından da %5 artı enflasyon farkı dedi bugün bakan. Ben dedim haydi. Hangi enflasyon? 2022'nin enflasyon hedefi zaten %7 değil miydi toplamda ilk 6 ay için 5 artı enflasyon farkı? Hani daha şimdiden mi kabul ettik biz 2022'nin enflasyonu dedim. Ama %12 zam bile aslında bugüne kadar %3, 3, 3 artı 3, 4 artı 4, 4 artı 3 alan kamu personelinin %12 zam alması hani bir tarafında evet yetiyor mu yetmiyor mu kabul ettiler mi etmediler mi o ayrı bir tartışma ama hani dengesizliğin bir göstergesi. %3 zam verecek duruma gelmişti bu ülkede devlet. Enflasyonu o kadar kontrollü götürdüğümüz bir dönem oldu. Ama şimdi yeniden %12'leri. Bir de tabii son dönemde çok tartışılan bir mülteci meselemiz var ama sanıyorum vaktimiz ona bu hafta yetmeyecek. Konuşabiliriz aslında. Çok kısa kısa değinebiliriz. Çünkü bu artık hani belli ki işin iktisadi tarafının çok öne çıkacağı bir süreci yaşıyoruz bu mülteci meselesinde. Birçok yerde işte şu açıklamalar geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden işte mülteciler olmasa ekonomimiz çöker. Evet. Yani buradan şunu söyleyeyim. Ucuz işçiliği de orası kapatıyor. Ama bir şey söyleyeceğim İbrahim Bey ya ucuz işçilikten bahsediyoruz da şimdi bir bu ülkenin kanunları ve kuralları var. Bu kanunlar diyor ki sen en az 10 kişi çalıştıracaksın ve çalıştırdığın personel yani yeni alacağın bir yabancı uyruklu çalışma izni için en az onun 3 katı kadar yanılmıyorsam ya da 4 katı kadar Türk işçi istihdam etmen gerekiyor. Yani her alacağın yeni 5 kişinin ancak birini yabancı alabiliyorsun. Yani bir kere bu var. Bu durumda eğer Türkiye'de mesela şu an 500 bin göçmen çalışıyorsa 500 bin göçmene karşılık bizim 2,5 milyon da Türk istihdam etmiş olmamız lazım. Böyle bir rakam yok ortada. Dolayısıyla hani buradan sonrası artık bir suçun aslında ikrarı. Bence SGK müfettişlerinin şu an iki tane bölgeden bahsedildi. O iki bölgede SGK müfettişlerinin bunun denetimini yapması lazım. Ben bir mülteci karşıtlığı üzerinden tanımlamıyorum bunu. Her şeyden önce ülkenin yasalarının uygulanması lazım. Ama daha çok su kaldıracak ve tartışacağımız bir konu olacak bu. İbrahim Bey sizin söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Hocam gayet iyi özetledi bence. O zaman sizden bir son söz alalım. Bunu genel bir değerlendirme olarak da alabiliriz onu. Yani nasıl son söz ya? Herkes şaşırdı. Şimdi son söz deyince yaklaşık 3 yıldır burada program yapıyoruz. Paradoks programı. Türkiye ekonomisinin gerçekten sorunları, çözümleri... bu sadece iktidara ait bir şey değil, muhalefetin de ciddi şekilde hazırlanması gerekiyor. Çok önemli sorunlar ve çözümler gerekiyor, derin şeyler. Bir cümle olarak ben bunu söylüyordum. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin reformlara değil devrimlere ihtiyacı var. Çünkü yapısal çöküş sürecine girdi Türkiye. Bu çöküşü engellemek için devrimsel nitelikte büyük değişimler gerekiyor. İşte çok kısa süre içerisinde Türkiye yaşlı bir ülke olacak, nüfus artmayacak, doğum oranlarımız düşüyor.
sınırın çok altına düştü. Şu anda nüfus genç olduğu için, ölüm oranları daha az olduğu için nüfus kağıt üzerinde artıyor. Yani artış gözüküyor ama kısa bir süre sonra nüfus yaşlandıkça yaşlı sayımız hızla artıyor. Ölümler bu sefer daha fazla olacak ve nüfusumuz gerilemeye başlayacak. Yaşlı ve fakir bir ülke olmamak için şimdiden çırpınıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır KRT TV'de bu çırpınışım, bu programda bu çırpınışımızı sürdürdük. Seyircilerimize bir şeyler aktarmaya çalıştık. Ama seyircilerimizden daha ziyade özellikle ülke yönetimiyle ilgili uzmanlar, şeyler, siyasi kadrolar, bir çözüm paketleri üzerinde de sıkça dile getirdik. Umarım Türkiye'nin yarınına ilişkin geniş bir perspektif oluşmuştur. Paradoksları burada defalarca verdik. Çelişkileri, biraz önce de işte iş borçlanma paradoksunu verdik. Çelişkileri. Umarım Türkiye için iyi bir şey olur. KRT'nin de bu sürede bana bu imkanı verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir dönem için bu şeyi noktalıyoruz diyelim. Evet. Virgül. Virgül. Noktalardan daha güzel oluyor. Daha geniş, daha günübirlik sorunlarla ilgili, çözümlerle ilgili yeni şeyler yapacağımız için dosya hazırlama niteliğinde bir virgül koyalım, bir ara verelim. Daha sonrasında tekrar bakacağız inşallah. Evet değerli izleyiciler, Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'ye çok teşekkür ediyorum. Ekonomist Oğuz Demir'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Paradoks programının bugünlük sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.